Devlet bugüne kadar hep vatandaşının yanında yer almıştır. Benim devletim hiçbir zaman vatandaşına ihanet etmemiştir. Ama bunlar haindir. Bunlar alçaktır. Bunlar adidir. Bunlar bu sıfatlarıyla tecelli ederek maalesef benim binbaşımı çapraz ateşe alarak eşinin yanında, yavrusunun yanında şehit etmişlerdir. Aynı şekilde gelmişler, polisimizi, askerimizi arkadan kurşunlamışlar. Tuzaklara düşürerek yapılanlar. Bunların hepsi olan olaylar. Lojmana biliyorsunuz ateş ediyorlar. Havan topuyla lojmana. Niye? Çünkü orada devletin resmi güvenlik gücünü asla kabul etmiyorlar. Çünkü bunların derdi başka. Yani kurtarılmış bölgeler. Ama bu ülkede bunlara asla böyle bir fırsatı vermeyeceğiz. Ama buradan da sesleniyorum. Onlara destek veren medya grupları, onlara destek veren sermaye grupları, onlara iç ve dış destek verenler, bunun bedelini er veya geç ödeyecekler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet, Türk milleti, bütün halkıyla inanıyorum ki bu olanlar karşısında tavrını hukuk çerçevesinde ve demokratik bir ortamda en güzel şekliyle bunun cevabını verecektir. Şimdi bu cevabı verme zamanı yaklaşıyor. İşte 1 Kasım bunun en güzel testidir, sınavıdır diye düşünüyorum. Evet.